Sevgili balıklar ve yükselen balıklar, 2024'ün ay ay size neler getireceğini konuşmak istedik. Aşk ne zaman, para ne zaman, kariyerle ilgili fırsatlar ne zaman, bunlardan bahsediyor olacağız. Siz 2024'e Ocak ayında bol sosyalleşerek girecek gibi görünüyorsunuz. Farklı ortamlar, farklı davetler, belki hayallerinizle ilgili adımlar atacağınız bir ay olacak. Şubat ayına geldiğimizde ise biraz yoğun bir çalışma. Yani ocağın sonu, Şubat'ın başı birazcık böyle yorulduğunuz, belki günlük rutinlerin içerisinde kaybolduğunuz bir dönem olabilir. Kendinizi çok yormayın. Şubat sonu, Mart başı ise daha çok ilişkiler, belki hayatınızda yeni başlangıçları vaat ediyor olacak. Tutulmalar. 25 Mart ve 8 Nisan'da iki önemli tutulma var. Zaten yıl sonundaki iki tutulma da aynı hatta çalıştıracak. Sizin için bu sene biraz değişim, dönüşüm, biraz para konuları çokça gündemde olacak gibi görünüyor. Yatırım yapmanızı, yatırımlarınızı takip etmenizi, miras gibi konularınız varsa bununla ilgili sonuçlar alabileceğinizi söyleyebiliriz. Aynı zamanda hayatınızı biraz değiştirmek, biraz dönüştürmek isteyeceksiniz. Mayıs ayına geldiğimizde Mayıs önemli bir geçiş olacak. Jüpiter burç değiştirecek ve siz Mayıs'a kadar daha arkadaşlıklar, belki iletişim, daha eğitimler konusunda şanslıyken Mayıs'la beraber aileniz, kökleriniz konularında daha şanslı olacaksınız. Belki gayrimenkul yatırımı yapmak, toprak yatırımı yapmak anlamında da bu dönemi kullanabilirsiniz. Haziran ayına geldiğimizde balıklar, gündeminiz birazcık daha, hatta Mayıs'ın sonu Haziran'la beraber biraz daha iş olacak. Kariyerde fırsat arayanlar birazcık daha Mayıs'ı kullanmanızı tavsiye ediyorum. Haziran'ın sonunda, Temmuz'un başında, hatta böyle Temmuz'un sonuna kadarki süreç birazcık daha flörtün, biraz daha eğlencenin, biraz daha yeni ortamların, davetlerin olduğu bir dönem olacak. Yalnız olanlar bu dönemi kullanın derim ben. Ağustos ayına geldiğimizde biraz yorgun düşmüş, birazcık yoğunluktan bıkmış olabilirsiniz. Artık biraz kendinizi dinlemenizi tavsiye edeceğim bir dönem. Eylül'le beraber çünkü gündeminiz yine hayatınızla ilgili önemli kararlar vereceğiniz, ilişkisi olanların ilişkisiyle ilgili kararlar vereceği, yalnız olanların belki bir ilişkiye başlayacağı dönem olabilir. Ekim tutulmalarına geldiğimizde, Nisan ve Mart'ta bahsettiğimiz tutulma serisinin devamı bu. 8-2 hattınız çalışacak. Yani bu sene paraya bakışınız biraz değişecek. Yatırımlar, gelir kaynakları, belki yeni iş fırsatları yine bu dönem çok aktif olacak. Kullanmak isteyenler mutlaka adım atsınlar derim ben. Kasım ayına geldiğinizde gündem birazcık daha eğitimler, biraz daha iletişim, belki birazcık daha seyahatler olacak. Aralığı yoğun geçireceksiniz kariyer anlamında. Kariyer fırsatı bekleyenler yıl sonunda aralığın başını özellikle kariyer anlamında kullanmanızı çokça tavsiye ederim. Şahane bir yıl geçirmenizi diliyorum. Gönlünüzden geçen her şeyin gerçek olduğu bir yıl olsun.